Evet arkadaşlar, Net Container Prefabriğe hoş geldiniz. Ben Metin Can. Bugün farklı bir ürünle karşınızdayım. Hemen arkamda durmakta olan yeni konteyner evimizi veyahut da modüler evimizi, O2 belgeli karavan diyebiliriz, Tin House diyebiliriz. Artık siz ismini ne isterseniz koyabilirsiniz. Bu ürünle karşınızdayız ve bunu tanıtmak istiyoruz. Size hemen dışını şu anda görüyorsunuz. Burada elimle tuttuğum yer, arkadaşlar burası çeki kısmı. Net konteynerin yapmış olduğu yapılar oldukça ağır ve sağlam yapılar. İki tane üniteden bahsediyoruz. Burada iki tane ayrı O2 belgeli çekme karavan türünde, romork türünde bir yapı var arkadaşlar. Tin House diyebilirsiniz. Fakat bunlar yapısı gereği dizayn edilirken ikisi yan yana geldiğinde bütünleşerek daha büyük bir yapı oluşturabilecek şekilde tasarlandı arkadaşlar. Ve dışındaki görsellerde müşterimizin istekleri doğrultusunda tabii ki şekillendi. Çünkü Net Container'ın en büyük özelliği neydi? Siz ne isterseniz, hayalleriniz neyse onu üretiyordu. Evet arkadaşlar, şimdi arkamızda durmakta olan ürün de yine müşterimizin birinin hayalleri. Belki de bir gün sizin hayallerinizi gerçekleştireceğiz. Bilemiyorum. Şimdi hemen kısaca dışına şöyle bir göz atarken elime tuttuğum yerde bakın arkadaşlar, burada bahçede kullanmak için 220 volt kapaklı bir elektrik prizimiz ve hatta müşterimiz dışarıda filmler izleyebilirim dedi, televizyon kurabilirim dışarıya dedi. O yüzden biz buraya uydu anteni çıkışını da yerleştirdik. Büyük pencerelerimiz var. Hemen içeriye doğru şöyle hızlıca bir göz atalım diyeceğim ama bu tarafta da büyük pencerelerimiz var. Gördüğünüz gibi antresit markalı pencereler arkadaşlar. Pencerelerin üst tarafında elektrik giriş noktaları var. Ünitelerimiz kesinlikle doğal elektrik üretimine de uygun. Yani güneşten elektrik ürettiğimiz paneller var biliyorsunuz. Şu anda üzerinde montajı yapılı değil. Bazı müşterilerimiz bunları istiyor. Biz burada montajlarını yaptırıyoruz. Bazen müşterilerimiz kendileri gittikleri yerde yapıyorlar. Bazen de buna ihtiyaç duyulmuyor arkadaşlar. Hemen şimdi içeriye doğru şöyle hızlıca göz atmadan bir de sol tarafta bir merdiven var. Bu merdiven yukarıya çıkıp yukarıyı kullanabilmek için tasarlandı arkadaşlar. Ve diğer tarafta bir musluk. İçeriye girmeden önce bahçe hayatında bilirsiniz, elimiz ayağımız çamur olursa onları yıkamak için. Ve tekrar burada 220 volt bahçe ekipmanları çalıştırabilmek için bir priz. Ve burada 220 volt çıkışlarımız var ama bunlar lamba çıkışları arkadaşlar. Aydınlatma çıkışları. Müşterimizin kendinde özel bir aydınlatma ürünü varmış. Onu buraya monte edeceğini söyledi. Biz buraya elektrikleri çıkartıp bıraktık. Sürgülü bir kapı penceremiz var. 2 metreye 2 metre ölçülerine sahip antresit. Burada bir balkonumuz var. Şimdi içeri girelim. İçeri bir bakalım. Birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar, yaşam alanımızın içerisine geçtik. Buraya salon diyebiliriz veyahut da Amerikan mutfaklı, açık mutfaklı salon diyebiliriz. Ama mutfağımız nerede? Mutfağımızın tesisatlarını biz yerleştirdik. Burada bulaşık makinesi, buzdolabı için prizlerimiz var. Hakeza burada da yine tuvalet musluklarını, giderlerimiz mevcut. Ama bu yerine gittiğinde müşterimiz buraya kendisi özel bir mutfak dolabı yapmak istediğini belirtti. Biz buna tabii saygı duyuyoruz. Çünkü bizim yapılırkenki imalattaki hayata bakışımız veyahut da müşterilerimizle aramızdaki diyaloglar şu şekilde. Müşterilerimiz bazen bazı kısımları kendileri yapmak, yaptırmak isteyebiliyorlar. Veyahut da ellerinden gelen imkanların olduğu veyahut da tanıdığı var. Abisi mobilyacı olan arkadaşlarla da denk geliyoruz biz. Bazen kapı pencereyi yapan kardeşi olan birisiyle de denk geliyoruz. Bu zaman ne yapıyoruz? Müşterimize tabii ki buralarda kolaylıklar sağlıyoruz. Şimdi arkamda durmakta olan malzeme Guardex. Bu Crawford'un üretmiş olduğu bir marka. Türkiye'de bunu Dalsan'ın ürettiği Bordex olarak da değerlendirebilirsiniz. Birbirine eşdeğer ürünler ama kesinlikle alçıpan ürünüyle alakası yok arkadaşlar. Birbirlerine benzerlik gösterilen ama dayanım ve özellikleri çok daha farklı ve fiyatları da en az 3 kat birbirinden farklı olan ürünler. Elektrik tesisatımıza çok fazla değinmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi Net Container her zaman için Siemens ürünleri elektrik tesisatını kullanıyor. Ve iddialıyım ki benim oturduğum şu anda yaklaşık 2023 yılının Haziran ayında 2,5 milyonluk bir daire diyelim. Benim oturduğum odayla arkadaşlar bu güvenlikte bir elektrik tesisatı yok. Neden? Burada gördüğünüz bir prizimiz var. Buradaki prizimizden 3x2,5 antikrom tam bakır kablo ve bu prizimiz Legrand marka. Siemens'in anahtar priz grubunu piyasada temin edemediğimiz için diğer ürünlerin en kaliteli olanlarını kullanıyoruz. Buradan çıkan kablomuz tesisatımızı takip edip ana sigortalama kutusuna gidiyor. Sadece o priz için özel bir kablo gitti. Evet, burada bir prizimiz var. Bu prizden de tekrar ana sigorta kutusuna bir kablo gidiyor. Sadece bu priz için özel. Sadece bu anahtarlama kutusu için özel. Sadece bu lamba için özel. Yani bütün tesisatlar ana tesisat olarak çekiliyor arkadaşlar. Biz de bir tane kabloyu çekip ona 3 tane priz bağlayalım. Böyle bir mantaliteyle çalışma yok arkadaşlar. Kesinlikle. Şimdi bulunduğumuz alanda zeminlerimiz kilitli laminat parkeler.
Bunlar da sizin evlerinizde kullandığınız markalardan genelde tercih ediliyor. O kalitede ürünler tercih ediliyor arkadaşlar. Şimdi içerisi böyle mavi mi kalacak, böyle mi olacak? Genelde bunları müşterilerimiz gittiği yerde kendileri boyamayı tercih ettiği için biz ürünlerimiz içerisine böyle ham dediğimiz boyasız vaziyette teslim ediyoruz. Çünkü nakliyeler esnasında da kılcal çizikler ve hatalar ortaya çıkabiliyor. Bunların ortaya çıkmasını da engellemek amacıyla bunların gidildiği yerde yapılması daha sağlıklı olduğu için müşterilerle bu konuda biz görüşüyoruz. Nasıl isterseniz, yani eğer ki bunların burada boyanmasını isterseniz burada da boyanabiliyor veyahut da siz gittiği yerde kendiniz boyattırabiliyorsunuz veya boyayabiliyorsunuz. Şimdi birinci romorkumuzun içerisindeydik. O2 belgeli romorkumuzun. Burada iki romorkun birleştiği bir alan var. Evet, ikisi birbirine birleştirilecek şekilde tasarlandı ve bu alanda çok daha fazla şey var. Ne var arkadaşlar? Sağ tarafında hemen Emre böyle içeriye doğru bir odaya doğru göz atsın. Bir tane yatak odası mevcut. Şimdi burada bir tane Amerikan kapıdan girdikten sonra burada bir tane yatak odası var arkadaşlar. Şimdi benim burada durmakta olduğum kapıdan buraya giriyorsunuz. Bu ünitenin ölçülerinden ben size tekrar bahsedeyim. Şimdi bir ünitemiz 3 metreye 8 metre 24 metrekareydi. 24 metrekarede diğeri 48 metrekare bir yaşam alanı. Ama bu 48 metrekare çok küçük gibi değerlendirmeyin. Yani siz 120-130 metrekarelik dairede yaşıyorum ben diye düşünüyorsunuz veyahut da 100 metrekarelik dairede yaşıyorum diye düşünüyorsunuz. Ben de öyle düşünüyordum biliyor musunuz? Ta ki bir gün çocuğum geldi, baba dedi bizim evin iç ölçülerini istiyor, öğretmenim bir ödev yapmamız lazım dedi. Evin iç ölçülerini ölçtük, biz 85 metrekare çıkartabildik. Halbuki bizim oturduğumuz daire aslında 135 metrekare denmişti bize. Peki o kadar alan nereye gitti? Aslında evlerde 100 metrekare, 130 metrekare, 90 metrekare dedikleri ölçünün içerisinde 20-25 metrekarelik mesela bir merdiven boşluğu var. Bu o ölçünün içerisine dahil ediliyor. 3 tane küçük küçük veyahut da ince uzun balkonunuz var. Bu da o ölçülere dahil ediyor. Kolonlar, kirişler, duvarlardaki tuğlalar, yutonklar bunların tamamı işin içerisine girdiği için aslında orada 135 metrekareler, 100 metrekareler, 90 metrekareler bahsediliyor. Size iddialı bir şey söyleyeyim. Yani siz 90 metrekare bir evin konforunu 63 metrekarelik bir konteyner modüler evinden fazlasıyla iç hacmini alırsınız. Neden? Çünkü konteyner evlerde, modüler evlerde tamamıyla gerçek iç hacmi satın alıyorsunuz. Yani kullanacağınız alanı satın alıyorsunuz. Diğer normal müteahhitlerin yaptığı binalardakiler gibi herhangi bir 90 metrekare deyip de oturacağınız küçücük alanlar çıkmıyor arkadaşlar. Bunu hemen dipnot olarak bahsettikten sonra sağ tarafında tuvalet banyo ünitesi yer alıyor. Tuvalet banyo ünitesinde niye böyle mavi bıraktık sizce? Evet arkadaşlar, buraya müşterimiz kendisi fayans yaptırmak istediğini söyledi. Biz buna saygı duyuyoruz. Müşterimiz buraya fayans yaptıracak. Zemininde zaten su geçirmez materyallerle kaplı ve diğer bir yatak odası da burada mevcut. Buradaki yatak odası diğerinin aynısı arkadaşlar. Buradaki 24 metrekarelik modülde 2 tane yatak odası, 10'ar metrekare, 4 metrekarelik de bir tuvalet banyo alanımız mevcut arkadaşlar. Şimdi bugün sizi fazla sıkmak istemiyorum. Aslında güzel, hoş bir ünitenin içerisindeyiz ama uzun uzun diye böyle çok anlatarak sizi yormak istemiyorum. Bugünkü videomuzu burada sonlandırıyorum. Size keyifli seyirler diliyorum. Emre muhtemelen şöyle güzel görüntüleriyle sizi ürünümüzün baş başa bırakacaktır. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Şimdi birazdan size telefon numarayla internet adresimizi dışarıda hatırlatacağım. Evet arkadaşlar, Net Konteyner Prefabri'ye nasıl ulaşabilirsiniz? www.netcontainer.com. Bu bizim internet sitemiz. Bu resmi internet sitemizde arkadaşlar fiyatlarımız bu ürünlerin resimleriyle birlikte şeffaf bir şekilde yer alıyor. Buradan fiyatlarımızı takip edebilir, ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza mutlaka abone olarak bize destek olursanız bu bizim için çok değerli, çok seviniriz. Sosyal medyada da Net Konteyner olarak aradığınızda bizi bulabilirsiniz. YouTube kanalımızda videoların altında fiyatları yayınlamıyoruz. Çünkü bu video muhtemelen belki 3-4 sene sonra tekrar izlenecek arkadaşlar. Güncel olabilmesi için internet sitemizde www.netcontainer.com'da bu fiyatlar güncel bir şekilde yer alıyor. Ve bir de detaylı bilgi isterseniz bize telefon numaramız var. 0541 191 51 51. Arkadaşlar bu numarayı ararsanız, muhtemelen ekranın bir yerine hemen koymuştur şu anda. Bu numarayı ararsanız biz size içtenlikle tüm sorularınıza cevap vereceğiz. Halklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın.